Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Hangi video? Tabii ki soru çözme videosu. Destek ve hareket sistemini bitirmiştik. Şimdi onunla ilgili bir video çözelim. Video çözelim derken soru çözelim yani. Şimdi bakalım hemen birinci soruda diyor ki yassı kemiklerde hangileri bulunur? Arkadaşlar bir kere bizim e, kemiklerimizde mutlaka işte sıkı kemik doku, süngerimsi kemik doku bulunur. Sıkı kemik dokuda bulunan Walkman kanalları, Havers kanalları bulunur arkadaşlar. Yine kırmızı kemik iliği bulunur. Çünkü kırmızı kemik iliği süngerimsi kemik dokuda yer alıyordu. O yüzden ee, kemik zarı da bulunur arkadaşlar. Bakıyorum bakın periost yani kemik zarı bulunacak. Arkadaşlar kemik kanalı yoktur. Neden? Kemik kanalı çünkü uzun kemiklerin içerisinde bulunan kanaldır ve içerisinde sarı ilik vardır. Walkman kanalı bulunur. Bu sıkı kemik dokuda bulunan bir kanaldı. Sarı ilik bulunmaz yassı kemiklerde. Bu sadece uzun kemiklerde var. Kırmızı ilik bulunur arkadaşlar. Cevabımız hangileri bulunur dediği için 1, 3 ve 5 şeklinde olacak. Gelelim ikinci soruya. Aşağıdakilerden hangisi uzun kemik değildir demiş arkadaşlar hangisi uzun kemik değil tabii ki kaburga kemikleri değil mi kaburga kemiği nedir yassı kemiktir <laughs> zaten ee, dediğim gibi kurban bayramında falan kaburgaya görmüşsünüzdür illaki arkadaşlar e, kaburgaların yassı olduğunu görmüşsünüzdür gelelim 3. sorumuza Yok ki aşağıdakilerden hangisi gövde iskeletinde bulunmaz. Gövde iskeletinde ne vardı arkadaşlar? Bizim e, kollarımızı e, gövdemize bağlayan kemikler vardı. Daha sonra kaburga kemiklerimiz vardı. Yine bacaklarımızı bağlayan kemikler vardı. Bakalım. Kürek kemiği bulunur. Oturga kemiği bulunur arkadaşlar. Sağır kemiği yine bizim omurlarımızın en altında bulunan kemiktir. Kaburga kemiği de var. Hangi kemik yok? Sapan kemiği. Sapan kemiği neredeydi? Burunda yani baş iskeletinde bulunan bir kemikti. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor <laughs> ki aşağıda verilen kemiklerin arasında bulunan eklemlerden hangisinde eklem sıvısı yoktur? Şimdi eklem sıvısının olmaması için ne olması lazım? Ya oynamaz eklem ya da yarı oynar eklem olması lazım. Eklem sıvısı nerede bulunuyor arkadaşlar? Tam oynar eklemlerde bulunuyor. Şimdi bakıyorum tam oynar eklem olmayan bir yer arayacağım da ben bu soruyu tam yazmamışım niyeyse. Kalça kemiği, uyluk kemiği bunun arasında var. Uyluk kemiği, kaval kemiği arkadaşlar rahatlıkla hareket ettirebiliyoruz var. Pazu dirsek kemiği kolumuzda bulunur yine var. Bunun devamını yazmamışım şöyle bir devamlı yazayım ben bunu yazdım geldim arkadaşlar o anda artık ne yaşadıysam unutmuşum burayı yazmayı kürek kemiği pazu kemiği bu da yine bizim kolumuzu e, gövde iskeletine bağlayan yerde bulunuyordu hani kürek kemiği pazu kemiği de arkadaşlar kolumuzun üst tarafında bulunan kemik buranın arasında da yine eklem sıvısı vardır ama elmacık kemiği ile üst çene kemiği arasında oynamaz eklem vardır Dolayısıyla ne olacak burada eklem sıvısı yok e, bu arada şunu da söyleyeyim üst çene kemiği ile alt çene kemiği arasında oynar reklam vardır. Bu yüzden burada da e, sıvı bulunacak arkadaşlar reklam sıvısı. Gelelim bir diğer sorumuza. Diyor ki çizgili kasların kasılması sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Şimdi bakın kasılma sırasında ne değişiyordu? Hisler değişiyordu değil mi? Kasın boyu kısalır. Evet. Kas hacmi azalır demiş. Arkadaşlar kasın hacmi hiçbir zaman için değişmez demiştik. O yüzden bu yanlış. Sarkomerin boyu kısalır. Histeki S sarkomer. Aktin ve miyozin ipliklerinin boyu değişmez. Evet bunu söylemiştik doğru. I bandı daralır. Evet buradaki I, I bandı doğrudur. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Gelelim 6. soruya. Aşağıdakilerden hangisi çizgili kasların özelliği değildir demiş. Şimdi Çizgili kaslar neydi? Silindirik hücrelerden oluşan çok çekirdekli e, e, kaslardı arkadaşlar ve bizim vücudumuzu rahatlıkla hareket ettirebildiğimiz yerlerde bulunuyordu. Bunlarda bantlaşma olayı da görülüyor arkadaşlar. Hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapabiliyorlar. Diyor ki hücreleri mekik şeklinde ve tek çekirdeklidir. Hayır. Bu hangi kasın özelliği? Düz kasın özelliği. Çizgili kaslarda az önce söyledim neydi? Silindirik hücreler ve çok çekirdeklidir arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. Oksijenli ve oksijensiz solunum yapar. Evet, doğrudur. Aktin ve miyozin iplikleri enine bantlaşma gösterir. Düzenli dizilim olduğu için enine bantlaşma vardır burada. İskelet kaslarını oluşturur. Zaten çizgili kas iskelet kası aynı şeydir. Miyoglobin pigmenti içerir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Miyoglobin kasa kırmızı rengini veriyordu zaten. Gelelim 7. soruya. Çizgili kasların kasılması sırasında verilenlerden hangileri azalır demiş. Şimdi bakın. Kreatin fosfat ne yapacak? Azalacak. Çünkü kasılma sırasında burada fosfatı koparıp kullanacağız. Laktik asit artacak arkadaşlar. Çünkü ATP üretebilmek için laktik asit üretiyoruz. İnorganik fosfat yine artacak. Hani ATP'deki enerji alınabilmesi için oradaki fosfatın birisi ayrılıyor. ADP ve fosfat oluşuyor. Dolayısıyla inorganik fosfat artar. Isı miktarı da artar arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız 1 olur. Sadece kreatin fosfat azalır diğerleri artar. Bu soru için geçerli. Gelelim 8. soruya. Aşağıda verilen kaslardan hangileri otonom sinir sistemine bağlı olarak çalışır? Yani diyor ki hangileri istemsiz çalışır? Hangileri istemsiz çalışır? Düz kaslar ve kalp kası. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Kalp kası sinirlerle uyarılmak zorunda değildir. Hani otonom sinir sistemi sadece kontrol ediyor ama düz kasları direkt otonom sinir sistemi çalıştırıyor. O yüzden cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak. Gelelim bir tane de ÖABT çıkmış soru buldum arkadaşlar. Bu biraz videomuz biraz kısa sürecek. Aşağıdakilerden hangisi üyeler iskeletini oluşturmaz? Üyeler neydi? Kol ve bacaklar. Bakın, atlas ve eksen kemiği demiş. Atlas ve eksen kemiği neredeydi? Omurların başlangıç kemiğiydi, değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu gövde iskeletindedir. Üyeler iskeletinde değil. Cevabımız A şıkkı. Omuz kemeri kolumuzu gövdeye bağlayan kısım. Kalça kemeri yine bacağımızı gövdeye bağlar. Uyluk ve kaval kemiği bacağımızda bulunur. Ön kol ve dirsek kemiği de kolumuzda bulunur. Dolayısıyla üyelerde bulunmayan hangileridir? Atlas ve eksen kemiğidir. Evet bu videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda sindirim sistemine geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.